Yani Endüstri 4.0'ın devreye girmesiyle birlikte burada tokenler de büyük ihtimalle hayatımızın tam dibine giriş yapacak. Dolayısıyla insanlar avcı toplayıcı, tarım, endüstri, bilgi ve süper akıllı toplum denilen bu toplum, ki süper akıllı denilen toplum biz değiliz bu arada. Süper akıllı toplum denilen toplum tamamıyla insanlığın oluşturmuş olduğu robotlardan bahseder. Ya hocam tamam, bu kadar her şey tamam da bu kadar ürün üretiyor da bu ürünleri kime satacaklar insan kalmazsa? Dikkat edin, insanların öldürülmesinden bahsetmiyor arkadaşlar. İnsanların yok edilmesinden bahsedilmiyor. Yanlış bir kavram. Sadece sistem değişecek. Bakın bunlar da nasıl değiştiyse, yani toplayıcılıktan tarıma nasıl geçtiysek, buradan endüstriye nasıl geçtiysek, buradan bilgiye nasıl geçtiysek aynı şekilde buraya geçiş yapılacak. Dikkat edin, burada ne oldu? Tarımda yepyeni bir düzen oluşturuldu ve insanlar toprağa dayalı bir sistem yürütüldü. Burada ise üretime dayalı bir sistem yürütüldü. Burada ise daha çok teknolojiye sahip olan yürütüldü. Burada ise kimin aklı daha çoksa ona göre yönlendirilecek. Akıldan kasıt da tam anlamıyla arkadaşlar, bakın. Bütün çağların temeli bir önceki çağdan gelir. Nasıl yani, ne demek bu? Çağ oluyor da önceki çağın etkileri bitmiyor. Önceki çağın etkileri üzerine yeni çağ entegre edilir. Yani şu. Hazırlık süreci. Aynen öyle. Mesela avcı ve toplayıcıda insanlar doğayı ve yaşamı öğrendiler. Bundan sonra tarıma geçtiler. Tarımdayken zaten tanıdıkları doğayı kontrol altına aldılar. Zaten tanıyorlardı. Tarımdan endüstriye geçtiler. Zaten bildikleri tarım ürünlerini işleyebilecekleri bir sistem kurdular sadece. Bilgi toplumunda ise zaten hızlı olan üretime yepyeni şeyler katmak, yeni ürünler çıkarmak için yepyeni bilgiye ihtiyaç duydular. Ve süper akıllı toplum denilen topluma geçiş yaptığında bir önceki çağın bilgilerinin üzerine burası inşa edildi. Yani demek istediğim şey şu. Siz ne kadar çok bilginizi artırırsanız, ne kadar çok şey yaparsanız sizin o kadar çok fırsatınız doğuyor. Bakın fırsat bahsediyoruz. Bu zaman hız ve fırsatlar devridir. Ve şunu söyleyeyim size, hayatın hiçbir çağında olmadığı kadar büyük fırsatlar var. En basitinden. Klasik meslekler yok burada arkadaşlar. Yepyeni meslekler oluşturuyorsunuz. Kendi yetenekleriniz doğrultusunda. En basitini söyleyelim. Hava. Norveç'te hava depolayıp sizlere oksijen satan insanlar. İşte böyle bir meslek mi var? Yok, ama böyle bir şey de oldu. Düşünün. Yani her biriyle ilgili yepyeni meslekler çıkıyor. Dolayısıyla sizin yaratıcılığınız oranında meslekte belirlenmeye başlıyor bu zamanda. Ve işiniz aslında çok daha kolay, ama işiniz çok daha zor çünkü farklı olanı bulmak zorundasınız. Sizin farklı olanınızı. Bunu da buldunuz, yaptınız, her şey tamam. Artık yepyeni bir sistemin parçasısınız ve artık hangi sistemde yaşadığınızı biliyorsunuz. Hangi sistemin parçası olduğunu da biliyorsunuz. Hepimiz artık bilgi çağı denilen yapay zeka çağındayız. Bakın şu kısım 1784 yılında ilk endüstriyel dokuma tezgahı ile birlikte endüstriyel devir başladı. Bakın endüstriyel devir şu kısım. Sanayi devriminden sonra. Sanayi devrimi 1, teknoloji 2, dijital 3, yapay zeka denilen şey sanayi 4.0. Yani bunların her biri 1.0. Mesela burası sanayi 1.0'dı. Teknoloji sanayi 2.0'dı. Sanayi 3.0, sanayi 4.0. Yani hepsi birbirinin devamı. Bak meleğin arkasına bakın mesela. Bak orada bak. Ha, mesela o ünlü bir robot. Bak meleğin arkasında olan. İnsan hareketlerini ne kadar güzel yapabildiğine baksanıza. Melek hocam kafan. Bak hani insan hareketlerinin bir çoğunu yapabiliyor. Ve bu test arkadaşlar. Yani bu test atletizm, yani nasıl yapılacağı ile ilgili. Bakın bunu bile dönüp dengeyi sağlayabiliyor. Yani. Dolayısıyla böyle testler sürekli yapılıyor. Türkiye'de yok mu? Türkiye'de de var. Konya'da. Türkiye merkezi Konya'dır.
Onu söyleyeyim. Konya'da Türkiye'li gençler tarafından da kuruldu. Aslında bu Endüstri 4.0 bizim işlerimizi kolaylaştırmak üzere kuruldu. Amaç insanların işlerini kolaylaştırmak, insanları masa başına çekmek, insanları sadece düşünmeye sevk etmek. Olayın özü bu. Ondan sonra diyor ki, sen evde düşün de ben senin işlerin hepsini yaparım. Asıl mesaj budur. Yani evin temizliğinden cam silinmesine, ki ev robotlar çıktı biliyorsunuz, dakika başı artık evi süpürüyorlar. Hatta siliyorlar da. Valla çok güzel. Tembel işi. Camları silenlerden tut da şeyine kadar. Ve bunların her biri artık sizin işleri yapmaya başladı. Buradaki amaç insanları yok etmek değil. Çünkü ya, siz yoksa kim için çalışacak ki robotlar? Yani zaten sizin için. Amaç şudur. Size kolaylık sağlayabilmek. Size kolaylık sağlıyor ki sizi düşünmeye sevk etsin. Yani şunu diyor. Siz düşünün, biz sizin hizmetinizi yaparız mesajıdır. Dolayısıyla buradaki en önemli şey insanları bedenselden çıkarıp insanların beden çalışmalarını robotlara yükleyip insanların düşünmesini sağlamak. Yani olayın özü bu. Bir önceki çağı hatırlayın. Bir önceki çağ neydi? Bir önceki çağ yani sanayi devrimiydi ve bakın burada insanlar çalışıyorlardı. Bakın bedensel çaba ön planda. Bunu robotlar aktarıyorlar. Burada ise insanı beyin yapıp insan üzerinden ilerlemesi sağlanıyor. Dolayısıyla sanayi devrimi 3 ve 4'ü bilmemiz bizim için son derece önemli arkadaşlar. 3 ve 4'ü bilmemiz çok önemli bizim için. 3 yeni bitirdiğimiz, çünkü ne dedik? Öncesi bizim için önemli dedik ya. 3'ü bilirsek 4'e daha iyi hazırlık buluruz. Bakın. Sanayi devrimiyle üretimde dijital devrim oldu. Elektroniğin kullanımı, bilgi teknolojilerinin gelişmesine üretim daha da otomatikleşir bir hale geldi. Yani artık her şey otomatik halde ilerliyor. Özellikle 3D yazıcıların evlere bile gelmesiyle birlikte yepyeni bir dönem başlayacak artık. Bir sonraki çağda. Bu dönemde ise 3D yazıcılarla araba parçaları üretildi. Otomasyon artmasıyla yeni ve akıllı robotlar üretildi. Hatta bakın şu evlerde ev toz alan robotlar var ya, hani böyle siz oturuyorsunuz, o girip alıyor. Duvarlar meşhur oldu onlar. Sıra bak, onlar da bunun bir parçası aslında. Yakın zamanda telefona yüklenen uygulamayla, ki zaten onlar telefondan yönlendiriliyor. Siz eve gelmeden bütün evin temizliğini yapacak. Eve gelmeden evin ısıtmasını sağlayacak. Siz eve gelmeden yemeğinizi hazırlayacak gibi böyle bir şey düşünün. Ne kadar güzel değil mi? Ah, siz ne yapacaksınız? Yatacaksınız sadece. Üretilen bu yeni nesil robotlar hem ucuz hem de üretimde verimliliği artırır. Bakın, ucuz, verimlilik artırır. Oturup saatlerce evi temizlemekten iyidir değil mi? Üçüncü sanayi devriminin gerçekleşmesiyle verimlilik arttı fakat mavi yakalı personel sayısında azalmalar meydana geldi. Mavi yakalı personeller kim? İşçilerdir arkadaşlar. Beyaz yakalar ise ofiste oturup düşünen kişiler. Ama üçüncü sanayi devrimi, yani sanayi 3 aslında mavi yakalıların sayısını azaltsa da sanayi 4 de beyaz yakalılar yok edecek. Çünkü onların işini yine robotlar yapmaya başlayacak. Üçüncü sanayi devriminde önemli gelişmeler şunlardır. İlk mikro bilgisayarın kullanılması, Steve Jobs'un Amazon'u kurması, Apple'ın 1976 yılında kurulmaları gibi şeyler. Amazon'un kurulması bunların yine başlangıçlarından artık üst noktasıdır. Biliyorsunuz ki Amazon denilen şey şu an dünyanın en zengin şeyi yoktu, sağ olsun. Adamın yeni bir projesi tam hatırlamıyorum ben. SpaceX'e, yani Elon Musk'a rakip olacak bir uzay yarışı başlattı. Dikkat edin, eskiden Amerika ve Rusya uzay yarışları yapardı. Sovyet Rusya bu yüzden çöktü hatta, hatırlayın. Yerine işte şimdiki Rusya kuruldu 1991 yılında. Çünkü uzay savaşlarını ekonomisi kaldırmadı. Hepinizin bildiği üzere böyle bir dönem başladı. Şimdi ise devletler değil, şirketler savaşıyor.
SpaceX'e başlayan bu şirket daha sonra Avustralya'daki başka bir şirkete hemen ardında bu Steve Jobs'un yani Amazon'un kurucusu kel adam var ya bir tane böyle şey. O adam yepyeni bir sistem kurdu. O da yine Blomix diye bir sistem şey kurdu. O da uzaya araç göndermeye başladı. Artık uzay bildiğiniz şey oldu. Hani yalama oldu. Herkes gidip geliyor artık böyle. Yarın biz de kurarız, biz de gideriz artık. Yani biz de gideriz. Hadi. Şöyle toplam 3-4 kişi sermaye koyup bir tane yapalım. Roket gönderelim. Artık o kadar sıradan bir şey oldu. Düşünün. Bu yüzden Steve Jobs da buna adım attı. Ve bu aslında Endüstri 4.0'ı. Ki zaten Haziran gibi de Steve Jobs bildiğim kadarıyla Amazon'daki mesleğinden ayrılacak. Yani CEO'luk görevinden ayrılacak. Peki ne yapacak bu adam? Bu adam bu uzay yarışındaki şirketin başına geçecek. Yani oraya ilerleyecek. Amazon'a da birini atayacak. Aslında bir bakıma Elon Musk'la yine karşı karşıya gelecekler. İkisi de Amerikalı. Twitter'da ikisini takip ederseniz birbirlerine atışmalarını görebilirsiniz. Sürekli ona laf sokuyor, ona laf sokuyor. Bakarsınız Elon Musk ona diyor ki daha uzaya bile çıkamayan bir şirket bana akıl vermeye başlamış falan. Steve Jobs da ben gencim diyor. Velhasıl öyle bir muhabbet dönüyor. Bir takip edin, gülersiniz vallahi bütün.